27 Aralık 2021 starcom.tr Aziz Üstel İslam'a karşı batının doğuya egemen olma savaşları, haçlı seferleri her ne kadar Hristiyan inancının bir ürünü olarak bilinse de gerçekte birçok farklı bir temel üzerine inşa edilmişti. Avrupa'nın yoksulluk ve sefalet içinde çırpındığı bir devirde doğunun göz kamaştırıcı gizemi, zenginlikleri, Avrupa'nın feodal derebeylerini ve krallar başta olmak üzere kiliseyi büyülemişti. Batının doğuya hakim olma tutkusunun başlangıcı 1095 yılının Kasım ayında Papa II. Urban'ın başlangıcı başkanlığında ve 300 din adamının katılımıyla gerçekleşen Clermont Konseyi ile olacaktı. Bu konseyde Hristiyan dünyası adına radikal kararlar alındı. Bunların içinde en çarpıcı olanı o döneme kadar Hristiyanlığa egemen olan barışçı doktrin terk edilecekti. Papa II. Urban farklı sınıfsal topluluklardan gelen kalabalık önünde Hristiyanların kendi aralarında çekişme ve savaşı bırakmalarını isteyecek zengin yoksul, soylu köylü, herkesi tek bayrak altında birleşmeye ve kutsal toprakları Müslümanların elinden kurtarmak için savaşa çağıracaktı. Ona göre bu bir kutsal savaştı ki yüzyıllar boyunca sürecekti. Nitekim George W. Bush ABD'nin Irak saldırısına kutsal savaş diyecek sonra da ağzından kaçtığını söyleyip özür dileyecekti. Papa II. Urban'ın bu çağrısı tarihin akışını etkileyecekti ve kısa sürede hem profesyonel askerlerin hem de sıradan insanların katıldığı dev bir ordu oluştu. Haçlılar bütün köyleri, kasabaları yakıp yıktılar. Şehirleri tatlılarla ettiler Akilesli Raymond bu seferi şöyle anlatıyordu. Yaraya neşter vurmamız gerekiyordu. Bu cılk yaranın adı İslam'dı. Önce erkekleri öldürdük, cinsel organlarını kesip bir torbaya koyduk. Çocukların, kadınların organlarını da ayrı torbalara. Vatikan erkek organları için 5, kadın için 3, çocuk içinse 2 altın ödeyecekti. Torbalar dolunca Vatikan'ın kapısına bırakıp geri çekildik. Kısa bir süre sonra rahipler çıkıp torbaları aldı. Yarım saat sonra kapı tekrar açıldı ve bu kez içi altın dolu torbalar kapıya bırakıldı. Bu iş yaklaşık 3 saat sürdü. Koskoca bir çuval dolusu altın olmuştu. Hristiyan vahşeti bitmek bilmiyordu. Temmuz 1099'da Kudüs ele geçirildi. Kutsal kentin tüm nüfusu kılıçtan geçirildi. Yahudiler, Müslümanlar, erkek, kadın ve çocuk toplam 70 bin kişi 3 gün süren bir soykırımda yok edildi. Askerler ayak bileklerine kadar yükselen bir kan gölünün içinde yürüdü. Sokaklarda gezen atlıların üzeri kandan kıpkızıl oldu. İşte tarihte 1. Haçlı Savaş olarak adlandırılan bu yıllar 1099'da Kudüs'ün düşmesi ve yaklaşık 460 yıldır Müslümanların egemenliğinde olan toprakların Hristiyanlığın eline geçmesiyle noktalandı. Haçlılar kendilerine Kudüs'ü başkent yapıp ta sınırları Filistin'den Antakya'ya kadar uzanan bir Latin krallığı kurdu. Bundan sonra Haçlıların Orta Doğu'da tutunabilme mücadelesi başlayacaktı. Bu krallık 20 yıl kadar yaşadı ve 1118 yılında tarih sahnesinden çekildi.